yeni sezon transferlerine dair birkaç cümle duyalım önce. Evet, öncelikle bu sene yeni bir yapılanmaya gittik. Birçok futbolcu arkadaşlarımızı kulübümüze kazandırdık. Bu sene güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Gerek tesislerimizde gerek de bir afyon kampı yaptık. Bu sene hazırlıklarımızı yaptık. Maç gününü bekliyoruz. Peki takımın bu sezonki hedefinde bir üstlük var mı? Daha önce Fair Play ödüllerine ulaşan bir başkansınız ve Beylikdüzüspor. Bu sene hedefler noktasında Fair Play'in ötesinde kulüp başarısı anlamında bir şeyler görme imkanımız olacak mı? Şimdi ben şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Sadece A takım bazında söylüyorsanız. Çünkü biz geçen sene alt liglerde 6 tane Türkiye şampiyonasına 6 yaş grubunda genç kardeşlerimizi gönderdik. Bu sene o 6 yaş grubunda birçok arkadaşımız da A takım düzeyinde takıma kazandırmış durumdayız. Yani bundan sonraki süreçte biz hep şunu söyledik. Beylikdüzü merdivenleri tek tek çıkacak. Beylikdüzü sporumuz merdivenleri tek tek çıkacak. Bunların içindeki merdivenlerin en başında tesisleşme vardı. Onu belli bir seviyeye getirdik ki İstanbul'un en iyi tesislerinden birine sahibiz. Ondan sonraki süreçte de hep dedik altyapı. Altyapı bir kulübün temeli. Bir binanın nasıl temel sağlam olursa, bina ayakta kalabiliyorsa, bir kulüpte de altyapın ne kadar iyiyse o kadar ayakta kalma şansın, yarışmacı olma şansın daha da yükseliyor. Bu seneye gelecek olursak A takım düzeyinde, evet bu sene biraz Beylikdüzü sporu bir yerlere taşıyacağını düşündüğümüz bir kadro yaptık. Çok iyi bir arkadaşlık var. İçeride sinerjileri çok iyi. Abi kardeşlik duyguları had safhada. İnşallah başarılı olacağız. Bugün kura çekimi gerçekleşti. Sizin de Beylikdüzü Spor'un da diyelim kurada birinci grupta olacağını öğrendik. Gruptaki diğer rakipleri önceki yıllardan da tanıyorsunuz. Gruba dair kaç cümle alabilir miyiz? Yani bu sene bir ilk yaşandı. Yani gruplarda İstanbul takımları iki gruba ayrılmış durumda. 16 İstanbul takım birinci grupta, diğer 3 takım da ikinci grupta mücadele edecek. Yani toplamda 19 takım, 16'sı bir grupta. Bir ilginç olan bir şey daha var. Bu seneki maçlarımızı İstanbul takımları cuma günleri oynayacak. Tabii bunun avantaj mı, dezavantaj mı getireceğini hep beraber göreceğiz. Diğer sorunuzda İstanbul takımı, evet birçoğunu tanıyoruz. Ama bizde güzel olan bir şey var. Hiç husumetli takımımız yok. Her yere misafir gibi gidip ev sahibi gibi gelenleri ağırlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Peki başkanım, önceki yıllarda Fair Play ödülünü de almanızı sağlayan burada yapmış olduğunuz hizmetler bu sene de devam edecek mi? Bir de bunlar nedir? Tekrar bir dile getirme imkanınız var mı? Şimdi önceki Fair Play ödülünü evet kazanmış bir kulübüz. Bundan sonraki süreçte de bunu üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz ki bizim için en önemli faktörlerden birisi, olmazsa olmazlardan bir tanesi Fair Play. Peki bu ödülün geçtiğimiz yıllarda Beylikdüzü Spor'a verilmesinin altında yatan sebep nedir? Bu ödülü nasıl aldınız başkanım? Yani aslında ekstra bir durum yapmadık. Biz gelenleri en iyi şekilde ağırladık. Gittiğimiz yerlerde de misafir gibi davrandık. Hani işin temelinde bu var. Tabii bizim şöyle bir avantajımız da var. Bizim tesislerimiz birçok şeye müsait. Gelen insanları daha rahat ağırlayabiliyoruz, daha iyi yolcu edebiliyoruz. Ve bu da bizim avantajlarımızdan bir tanesi. Başkanım, bir de çok uzun yıllardır Beylikdüzü Spor'la alakalı konuşulan Beylikdüzü Spor'un çok fazla borcu olduğuna yönelik bir konu var. Bu borç durumu hala devam ediyor mu? Yoksa bu borçla alakalı sizin başkanlığınız döneminde yapılan belli çalışmalar var mı? Vallahi böyle bir soru beklemiyordum ama gene cevabını vereyim. Şimdi geçmiş dönemlerde Türkiye'deki birçok kulüpte olduğu gibi bizim kulübümüzün de vergi vesaire biraz borçları vardı. Biz bu süreçte ki son süreçte vergi yapılandırma borçlarımızın hepsini ödedik. Şu an kulübün borcu var mı başkanım? Yani kulübün bildiğim kadarıyla resmi olarak bir borcu yok.
Peki bütün Beylikdüzü halkının merak ettiği soruyu sorayım. Bu yıl takımdan şampiyonluk beklemeli miyiz? Vallahi bekleyelim. Bekleyelim. Biz de onu gerçekleştirmek için elimizden ne geliyorsa emin olun yapacağız. Yani bir kulüp havasını gerçekten yakaladık. Bundan sonra sahaya çıkacağız. Centilmence elimizden geleni yapacağız ama kazanmak için yapacağız. Altyapılarda geçen sene çok sayıda kupa alındığını Beylikdüzü Spor olarak biliyoruz. Bu başarının altında yatan sebep nedir başkanım? Yani Beylikdüzü'nde daha yetenekli gençler mi var yoksa kulübün mü buna doğrudan bir etkisi var? İşte elimizde imkanlar var. Yani şuraya bakmak lazım. Sadece bir kulüp olarak değil. Yani gerek yerel belediyenin, gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun bakış açısı da burada çok önemli. Bizim gene bir şansımız, bundan önceki belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Ben ilk kulüp başkanı olduğumda bir belediye başkanı olarak bizden bir beklentiniz nedir dediğimde bana şu cevabı vermişti. Hiç unutmuyorum. Altyapıdan çocuk yetiştirelim diye. Biz de o zaman bir çalışma kitapçığı hazırlamıştık. Onu da başkanımıza verince söyledikleriyle bizim konuştuklarımız örtüştü. Ve ondan sonraki süreçte de mevcut belediye başkanım Sayın Mehmet Murat Çalık hakkını hiçbir şekilde inkar etmemek lazım. Üstüne koyarak bize desteklerini sürdürüyor. Bu da başarıyı getiriyor. Yani şunu söylemek isterim. İyi hocalarımız var. Güzel çalışmalarımız var. Biz bu işin içine büyük oranda akademisyenleri de sokmaya çalıştık ki bugün bu kulüpte kulüp doktoru, fizyoterapist, diyetisyen bunların hepsi mevcut. Peki bir taraftan bölgede belli spor kulüplerine de tesislerinizi kullandırıyorsunuz. Bu anlamda mesela tesisler çok kıymetli ama tesisin bu kadar çok spor kulübü tarafından kullanılıyor olması tesisin kullanım şartlarını zarar veriyor mu, zedeliyor mu? Ya tabii kulüp, şöyle söyleyeyim, kulüplere vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü sadece Beylikdüzü Spor'un futbolcuları buradan faydalanmasını doğru bulmuyoruz. Nihayetinde Beylikdüzü'ne mal olmuş bir tesis. Diğer kulüplere de elimizden geldiği kadar ki birçoğuna da taleplerini karşılıyoruz. Bu da sahanın aşırı derecede yıpranmasını da tabii beraberinde getiriyor. Şu an Beylikdüzü Spor'la beraber tesisi sizle beraber kullanan Beylikdüzü'nde kaç tane kulüp var Sayın Başkanım? Yani yanlış bilmiyorsam 6-7 tane daha kulüp var. 6-7 tane kulüp var, onlarla birlikte kullanıyorsunuz. Ha, bunları sadece maçlarıyla ilgili değil, idman programları, bunları da hepsini üst üste koyduğumuz zaman saha hiçbir şekilde dinlenmiyor diyebiliriz. Bunu nasıl planlıyorsunuz? Yani sadece tek başınıza kullanmadınız, 5-6 kulüple ortaklaşa kullanıyorsunuz. Antrenman saatlerini vesaireyi sürekli bir diyalog halinde mi planlıyorsunuz? Nasıl oluyor başkanım? Ya bu planlamayı sezon başı yapıyoruz. Bir çizelgemiz var. Kim hangi gün hangi saatte geleceğini orada biliyor. Geliyorlar, idmanlarını yapıyorlar. Gidiyorlar, diğer günlerde maçlarını gelip aynı saatlerinde yapıyorlar. Peki son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni sezona dair? Yani gerçekten güzel işler yapıyor. Güzel bir ekip olduk. Bu sene hafta içi oynanacak maçlar ama gene de gerek Beylikdüzü TV'de gerek stada gelerek bizi desteklemelerini canı gönülden isteriz.